Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün sizlerle Galaxy S7 Edge'in uzun kullanım testini, incelemesini artık ne derseniz yapacağız. Biraz daha farklı bir test yapmayı düşünüyorum ben. Yani 1 saat 25 dakika falan test yapan arkadaşlar gördüm, inceleme yapan arkadaşlar gördüm. Ben o kadar vaktinizi almayacağım sizin. Başlangıçta şuradan başlamak lazım diye düşünüyorum Galaxy S7 Edge için. Tasarımdan başlayalım dilerseniz. Tasarımdan başlamak için bence bu telefonların atası diyebileceğim LG'nin G-Flex'ine gitmek lazım. Ne alakası var diyeceksiniz Galaxy S7 Edge'in incelemesine LG Flex'in, ama LG Flex bildiğiniz gibi bükülebilir bir ekranla piyasaya çıktı ve içe bükümlü bir ekranı vardı. Daha sonra Samsung buna hemen cevap verdi ve Galaxy Round diye bir tane telefon çıkarttı. Ve bu Galaxy Round dışa bükümlü değil, içe bükümlü bir ekrana sahipti. Bu teknolojiden bende de var, ben de ekranları bükebiliyorum diye bir cevabıydı aslında bunun firmanın, LG'ye. Ve bu tasarım anlayışı bir noktadan sonra el değiştirdi ve Samsung aslında bizim fuarlarda falan görmeye alışkın olduğumuz bu bükülebilir ekranları telefonlarına taşıdı. İlk bu bükülebilir ekran telefon Galaxy Note'tu. Galaxy Note 4'ten sonra piyasaya sürülen bir telefondu. Galaxy Note oldukça başarılı bir telefondu. Bana sorarsanız çok başarılı bir telefondu ve o dönem için kendi şeyinde nedir o? Kendi ekosisteminde oldukça başarılı oldu telefon. Daha sonra Samsung Galaxy S6 ile birlikte Galaxy S6 Edge'i piyasaya sundu ve Galaxy S6 Edge'de ekranlar her iki tarafa doğru akıyordu. Ben akıyor diyorum ekranlara, iki tarafa doğru işte bükülebilen bir ekran var bu teknolojide, biliyorsunuz. Daha sonra dediğim gibi bu telefon çok başarılı oldu. Samsung Galaxy S6 Edge'in bir tık üzerinde donanım anlamında en azından daha fazla RAM gücü sunan, ekran tarafında biraz daha büyük ekranlı bir telefon istememizi de göz önünde bulundurarak daha büyük ekranlı 5.7 inç ekranında, 5.1'den 5.7'ye çıkmıştı, Galaxy S6 Edge Plus'ı piyasaya sundu ve Galaxy S6 Edge Plus da çok güzel bir telefondu. Benim yani çok severek kullandığım bir telefon Galaxy S6 Edge Plus. Daha sonra işte bugün artık elimizde Galaxy S7 Edge Plus şu an elimizde ve Samsung burada benim anladığım kadarıyla artık Edge, Galaxy S7 Edge elimizde, Galaxy S7 Edge'in Plus modelini çıkartmayacak anladığım kadarıyla. Çünkü 5.1'den ekranı 5.5'e çıkarttı ya da 5.7'den 5.5'e düşürdü diyebiliriz. Ve bu noktada bence bunu sabitledi. Oldukça da başarılı. Bundan sonra ben bir tane daha S7 Edge Plus gibi bir telefon göreceğimizi kesinlikle düşünmüyorum. Galaxy Note 6 ile birlikte sadece Galaxy Note 6 tanıtılacaktır. Tasarım tarafında Galaxy S6 Edge ile birbirine çok benziyor telefonlar. Çok fazla bir tasarımsal değişiklik yok. Sadece tasarımsal olarak söyleyebileceğimiz şey belki kameranın, arkadaki kamera çıkıntısının tamamen tıraşlanmış olması. Bu Samsung'un bence son dönemde kamera teknolojisini ne tarafa, ne noktaya taşıdığının da bir göstergesi. Artık telefon dediğim gibi bir çıkıntıya sahip değil. Çok az bir, ufak bir çerçeve çıkıntısı var. Bu çok başarılı olmuş, onu söyleyebilirim. Daha önce biliyorsunuz bu çıkıntı, işte artık şu anda bu sistem çalışmıyor. Daha evvel bir hatırlıyorsunuz bunu yapmıştık. Galaxy S6 Edge Plus'ın kamera çıkıntısını vurmuştuk falan filan. Ama dediğim gibi bunda öyle bir problem yok, bunu söyleyebilirim. Tasarımsal anlamda belki söylenmez ama bu telefonda Samsung kullanıcılarını gerçekten dinlemiş ve ne yapmış? Micro SD kart desteği sunmuş. Bu bizim çok istediğimiz bir özellikti. Bundan dolayı Samsung'u tebrik etmek lazım. Yani micro SD kart desteği, ben çok kullanan bir insan değilim ama birçok insan için önemli. Bunun yanında Samsung kullanıcıları dinlemiş. Kullanıcılar ne istemişti Samsung'dan? Şunu demişlerdi: biz daha kalın bir telefon ama daha fazla pil gücü sunan bir telefona telefon istiyoruz demişlerdi. Samsung bunu da sağlamış. Ve dediğim gibi 1 milim daha kalın bir telefonda 3600 mAh gibi devasa bir pil gücüyle geliyor. Pil testini yaptık. Pil testini izlemeyenler varsa mutlaka pil testini izlesin. Çünkü son dönemde gördüğümüz amiral gemisi telefonların içinde pil performansıyla öne çıkan en önemli telefon Galaxy S7 Edge. Samsung Galaxy S7 Edge ile ilgili söyleyebileceğimiz bir diğer özelliklerden bir tanesi, bence işte tasarımdan bahsettik. Tasarım bence oldukça başarılı. Galaxy S6'nın tasarımının ya da Galaxy S6 Edge'in tasarımının devam ettiğini görüyoruz burada. Bence oldukça da başarılı. Çünkü Galaxy S6 Edge'in de tasarımı çok iyiydi. Samsung çok fazla tasarımla oynamadan belki kusurlarını, kusur diyebileceğimiz kamera çıkıntısı gibi şeyleri yok ederek bence oldukça
iyi bir şey imza atmış. Tasarım tarafında şunu söylemeyi unuttuk. Artık bu telefon su geçirmez özelliğe sahip ve gerçekten bu özelliğin bu telefona gelmesini takdirle karşılıyorum. IP68 sertifikasına sahip. IP68 sertifikasıyla birlikte Galaxy S7 Edge hem toza karşılık da testi yaptık. Toz geçirmezlik testini yaptık. Yakında su geçirmezlik testini de yapacağım. Su geçirmezlik testini de yaptık. Yapacağız. Özür dilerim. Yapacağız. Çok ilginç bir test sizi bekliyor. Emin olabilirsiniz bu noktada. Şunu söyleyeyim. Tasarımsal anlamda bu değişiklikler var. İşte dilerseniz performans anlamında şunu söyleyebilirim. Yani performans anlamında Samsung kendini aşmış ve İki nesil arasındaki telefonun bu kadar büyük bir farka imza attığına ilk defa şahit oluyoruz. Bu noktada gerçekten ben Samsung'u kutlamak zorundayım. Çok başarılı bir işe imza atmış. Exynos 8890 ile geliyor. Snapdragon 820'li versiyonları da var ama ülkemize satılan dediğim gibi telefon Exynos 8890 telefon ve mükemmel bir işe imza atıyor. Antutu testi yaptım. Ben 128.000 puan aldı. Bu puana sahip Snapdragon 820'li Galaxy S7'lerde bir tane gördüm 130.000 civarında bir puan. Yani şunu söyleyebilirim. Snapdragon 820'yi Exynos 8890'ın geçtiğini görüyoruz hatta bazı testlerde. Bunu da söyleyeyim size. Ben telefonun performansından da çok memnunum. Çok yakın bir dönemde size bu telefonun arayüz hız testini de yapacağım. Onu kendiniz de görürsünüz. Hem Galaxy Note 5 ile de karşılaştırmış oluruz ya da Galaxy S6 Edge ile karşılaştırmış oluruz arayüz testini. Dediğim gibi arayüz de oldukça hızlı. Burada bir problem yok. Zaten geçişleri göstereceğim size nasıl geçiş yaptığını. Edge ekranı falan filan göstereceğim nasıl çalıştığını. Bu noktada şunu söylemem lazım. Performans anlamında Samsung gerçekten kendini aşmış ve tekrar ediyorum. İki nesil arasında yani Galaxy S6 Edge ile Galaxy S7 Edge arasındaki fark kadar bir fark şimdiye kadar hiçbir telefonda olmadı. Ben dediğim gibi bu noktada Samsung'u tekrar kutlamak lazım. Tabii burada ya işte 14 nanometre FinFET falan filan şunların değişmesi, bunların değişmesi, UFS 2.0'ların gelmesi bir önceki nesillere göre oldukça performansı arttıran etkenlerden bir tanesi. Şu anda bu UFS 2.0 desteğinden dolayı artık TouchWiz arayüzünün, bunu da yeri gelmişken söyleyeyim, herhangi bir şekilde takılma, efendim söyleyeyim başka problemlere uğrama gibi eskiden gördüğümüz şeyler ya da Galaxy S5'te yaşadığımız bu problemleri artık bu telefonlarda görmüyoruz. Çünkü telefonlar gerçekten müthiş derecede hızlandı arkadaşlar. Bunu çok rahat bir şekilde size söyleyebilirim. Arkadaşlar Galaxy S7 Edge'in biraz da dilerseniz kamerasından bahsedelim. Çünkü en önemli özelliklerinden bir tanesi kamerası. Akıllı telefonların kameraları her geçen gün iyiye doğru gidiyor. Bunu görüyoruz hep beraber şahit oluyoruz buna. Şimdi şöyle söyleyeyim. Galaxy S7 Edge'in kamerası biliyorsunuz 16 megapikselden 12 megapiksele düştü. Fakat buradaki bu düşüşün eleştirilecek bir tarafı yok. Çünkü 12 megapiksel kamera sensörü bir önceki nesildeki kameranın sensörüne göre %92-%95 arasında daha fazla ışık alma gücüne sahip. Mikron boyutları yani şimdi sensörlerin üzerinde hücreler var. Bu hücreler ışıkları tutuyorlar. Bu hücrelerin büyüklüğü 1.14'ten 1.40 mikrona büyüdü ve bu gerçekten de inanılmaz bir şekilde telefonun ışık almasını sağlıyor ve f1.7 diyafram aralığıyla beraber ki şu an dünyadaki diyafram aralığı en yüksek olan telefon Galaxy S7. Daha önceki nesilde LG G4 biliyorsunuz o 1.8'de f1.8 değerine sahipti ama Samsung o dönemde işte Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'de f1.9 kullanıyordu. Samsung F1.9'u geçmiş, 1.8'i geçmiş ve 1.7'ye getirmiş durumu. Bu noktada gerçekten Samsung mobil sektörü yönlendiren bir noktaya doğru gitmiş. Tek kelimeyle muhteşem bir durum F1.7. Bakalım nereye doğru gidecek? Çok merak ediyorum bu diyafram aralığının artmasını. Gerçekten merakla bekliyorum. Bakalım bundan 4-5 sene sonra bu diyafram aralıkları nereye doğru gidecek? Bunu bekleyip göreceğiz ama 1.7 ve mikronların büyümesiyle yani sensörlerin hücrelerinin büyümesiyle telefon gerçekten de özellikle düşük ışıklı ortamlarda mükemmel işlere imza atıyor. Bunu söyleyeyim. Dual piksel teknolojisi var. Bu dual piksel teknolojisini ben Samsung lansmanında herkese sordum. Ama Samsung lansmanında bana dual pikselle ilgili tam anlamıyla doğru düzgün bir yani şeye ulaşamadım, bilgiye ulaşamadım. Yani genelde insanlar dual pikselin sonucunu bana anlattılar. Sonucu şu, hemen söyleyeyim.
mükemmel bir şekilde odaklanıyor telefon. Yani o kadar çabuk odaklanıyor ki odaklama yapmanıza gerek kalmıyor. Hani bugüne kadar hep söyledik işte 0. bilmem kaç saniyede odaklanıyor falan. Bu Samsung gerçekten bu noktada inanılmaz büyük bir inovasyon yapmış. Bunu zaten önümüzdeki günlerde bir testle size göstereceğim nasıl yaptığını. Hatta bu akşam burada Galaxy S7 Edge alan bir arkadaşımız vardı. Bu özelliği bilmeden almış ve ben bu özelliği ona gösterdiğimde Galaxy Note Edge kullanıyordu bu arkadaşımız. Bu özelliği ona gösterdiğimde inanamadı. Ya nasıl bu kadar odaklayabilir dedi. O kendi telefonunun kamerasının çok iyi olduğunu bana söylemişti. Bunun dediğim gibi Galaxy S7 Edge'in kamerasını gördükten sonra şaşırdı. Bugün bir tane Galaxy S7 Ahmet Bey bir tane de Edge mi sattınız? Evet. Evet. Ya bugün dediğim gibi bugün çıktı değil mi telefonlar? Bugün çıktı. Hemen dediğim gibi bir S7, bir tane de S7 Edge burada satıldı. Gerçekten insanların noktada yoğun bir ilgisi var. Biraz daha belki fiyatları iyi olsaydı daha fazla ilgi gösterilebilir diye düşünüyorum telefonlar ama telefonlar çok güzel ve çok donanımlı telefonlar. Bunun haricinde telefonun pilinden biraz bahsedeyim. Çok uzatmayacağım incelemeyi. Zaten birkaç tane arayüz de göstereceğim size. Arayüz incelemesini de yapacağım biraz size. Pilinden bahsedeceğim. Pil tarafında çok güzel bir test yaptım size. Bu testi mutlaka izleyin. 3600 mAh pil var bu telefonda ve gerçekten şunu söyleyeyim. Bugüne kadar benim ya çok fazla telefon inceledim biliyorsunuz. Her incelediğimiz telefonu sizlerle paylaşıyoruz. Bugüne kadar gördüğüm en iyi pil performansına sahip amiral gemisi. Ben bundan daha iyi bir telefon görmedim. Bunu söyleyeyim size. Biraz kalabalığız burada. Arada şeyler oluyor, sesler oluyor. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar size. Pil tarafında. Ben telefonu çok yoğun kullanan bir insan değilim diyorsanız ben çok net söyleyeyim. Galaxy S7 Edge'i 2 gün rahatlıkla kullanabilirsiniz. Belki ikinci günün ortasında güç tasarruf modunu alarak çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim telefonla ilgili söyleyeceklerim genel anlamda bunlar. Çok dediğim gibi YouTube'da videoların izlenme oranlarını, izlenme sürelerini çok iyi biliyorum. O yüzden saatlerce size video hazırlayacak değilim. Galaxy S7 Edge benim, yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Son dönemde gördüğüm en başarılı telefon. Eşime, dostuma ya da sizlere gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir telefon. Galaxy S7 de aynı şekilde bir telefon. Donanımları aynı zaten biliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Yeri gelmişken 5.5 inç bu telefonun ekranı ama yani sanki böyle 5.2 inçmiş gibi bir izlenim var. Tabii ki çerçevesiz yapısından dolayı da biraz daha küçük bir yapısı var telefonun ama 3600 mAh'lik pil bu telefonu ayrı bir noktaya ulaştırmış. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Parmak izi okuma sensörü mükemmel çalışıyor. Kulaklıktan ses çok başarılı. Yani Galaxy Note 5'te de aynısıydı. Bunda da aynısı. Çok böyle afaki bir fark yok ama oldukça başarılı. Güzel bir şekilde ses dinleyebiliyorsunuz. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Type-C bağlantı noktası yok. Bu noktada biraz bir eleştirme falan filan yapıldı ama bence eleştirilecek bir şey yok. Samsung daha bu sisteme hazır olmadığını düşündüğü için bence bununla devam etmiş. Şunu da söyleyeyim. Telefonun yeri gelmişken ne kadar da şarj olduğunu söyleyeyim. 90 dakikada şarj oluyor bu telefon. Hızlı şarj özelliği sayesinde. Diğer telefonlarda da 90 dakika civarında 3000 mAh piller de Samsung'da 90 dakika civarında şarj oluyordu ama bunu söylediğim gibi 3600 mAh'lik pil var ve oldukça başarılı işlere imza atıyor. Benim tahminim ya buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3000 mAh'lik pilinde 70 dakika civarlarında şarj olacağını düşünüyorum. Ben telefonu oldukça beğendim. Zaten kamera testlerini falan filan önümüzdeki günlerde size yayınlayacağım. Oyun testini yapacağım telefonun. İşte biliyorsunuz Vulkan'la birlikte bir birlikteliği oldu Samsung'un. Bu noktada nasıl bir performans sergilediğini hep beraber göreceğiz yakından. Şimdi söyleyeceklerim benim bu kadar arkadaşlar. Ben dediğim gibi Galaxy S7 Edge'i çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Telefon şu anda alınabilecek Android ekosistemindeki en iyi telefon. İlerleyen günlerde dediğim gibi telefona farklı testlerle, zaten farklı testler yapıyorum. Farklı testlerle sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik size hoşçakalın diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan bana ben. Bugün sizinle Galaxy S7 Edge'in Edge ekranına yakından bakmak istiyorum. Hemen açalım. Gördüğünüz gibi burada Edge ekranımız var. Buna şu şekilde tıkladığımızda Edge kişilerini görüyoruz arkadaşlar. Buradan Edge kişilerini istediğimize tıkladığımızda bunları kendimiz ayarlayabiliyoruz. Ara ya da mesaj gönder seçeneği çıkıyor. Bence daha fazla seçenek çıkması lazım burada. Bu güzel bir özellik ama halen yetersiz bir özellik. Ya sadece arama ve mesaj çekmekten başka işte Facebook mesajı göndermek, WhatsApp mesajı göndermek ya da farklı farklı uygulamalar kullanılarak atıyorum
mail atmak, yani burada birçok seçeneğin çıkması lazım. Ama halen sadece arama ve mesaj çekme seçeneği var. Bence oldukça yetersiz bu konuda. Samsung'u burada eleştiriyorum ben. Burada kendi kurduğumuz işte Twitter ana sayfasını görüyorsunuz. Twitter'ın işte burada akıyor gördüğünüz gibi. İşte buradan tweetlerimize ulaşıyoruz. Edge uygulamalarını görüyoruz. İstersek buradan artıya basarak Edge uygulamasını yükleyebiliyoruz. Atıyorum mesela Clash of Clans'ı buraya yükleyelim. Gördüğünüz gibi Clash of Clans buraya geldi. Burada işte görevlerimizi buraya şey yapabiliyoruz. İşte takvim, S-Note, efendim söyleyeyim, mail gibi bunları buraya ekleyebiliyoruz. Tekrar başa döndük. İsterseniz hemen şuradan şeye girelim. Ayarlara girelim arkadaşlar. Çok uzun uzadıya anlatmayacağım bunu size. Edge panellerini buradan tüm ayarlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Edge panelleri burada var arkadaşlar. İşte ama dediğim gibi halen yetersiz. Bana sorarsanız yetersiz. Mesela burada hava durumunu ekleyelim buraya arkadaşlar. İndir diyelim. İndir dediğimiz zaman yanlış hatırlamıyorsam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane burada şey var. Şu an ücretli ve ücretsiz uygulama var arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben biraz daha fazla Edge ekranı ile ilgili uygulamanın ve daha efektif kullanılmasını sağlayacak, daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak uygulamaları heyecanla bekliyorum arkadaşlar. Ama halen yeterli seviyede değil bana sorarsanız. Umarım yeterli seviyeye ulaşır. Burada işte dilerseniz bunu bu şekilde aşağı indirebiliyorsunuz. Edge panelin nerede yer alması gerektiğine kendiniz karar veriyorsunuz. Ya da bunun ne kadar büyük küçük görünmesi gerektiğine karar veriyorsunuz. Konumu ayarlayabiliyorsunuz sağ tarafta ya da sol tarafta. İşte bunun ne kadar şeffaf görünmesi gerektiğine buradan ayarlayabiliyorsunuz şeffaflık seçeneğinden. Bunu çektiğimiz zaman da bu Edge feedleri denilen bir özellik var biliyorsunuz. Bu kenarda şurada inceden bir Edge bildirimleri gösteriliyor. Bunu biraz sonra göstereceğim size ama ben hala bunun yeterli seviyede olmadığını düşünüyorum. Burada bazı şeyler var. Nedir o? Özür dilerim. Şuradan Edge fitlerine girdiğimiz zaman burada bazı beslemeleri görüyoruz. Ama dediğim gibi hala yeterli seviyede değil. Mesela mail yok burada. Umarım mailler falan filan gelir. Hatta yani bırakın Yandex maili falan filan şey bile yok. Yani Gmail'in bile bildirimleri yok. Hürriyet'in seçeneği var. Bunu yükledim zaten. CNN Türk yok. CNN'in uluslararası şeyi var, fiili var. RSS beslemelerini buradan alabiliyorsunuz. Kullanıyorsanız hala. Bilmiyorum kullanan var mı yok mu. Söyleyebileceğim bu. İşte kaç saniyede zaman aşımı olduğunu söylüyorsunuz. Bu zaman aşımı süresiz sonunda Edge kaynağı zaman aşımını biraz sonra görürsünüz ne olduğunu. Hop o kalkıyor ve tekrar Always On Display özelliği geri geliyor. O da enteresan olmuş. Yani bunu kullandığınız zaman hemen şöyle göstereyim. Mesela şu anda RSS, özür dilerim, şu anda Edge Feed açıldı gördüğünüz gibi. Evet, güncelliyor şu an kendisini. Gördüğünüz gibi şu anda bize bildirimlerimiz gösteriyor. Hürriyet'in bildirimleri var. Şu an cevap sarıma yok. Adım sayarı gösteriyor. Evet, böyle biraz bekleyelim. Bakın ne olacak şimdi. Özür dilerim. Bu arada biraz üzerinize afiyet. Grip mi oluyorum, ne oluyorum anlamadım. Bu bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Gayet güzel. İşte bunu eğer kullanırsanız gayet güzel ama ben daha iyi bir şekilde bunun kullanılabileceğini düşünüyorum. Çok daha iyi bir noktaya getirilebilir diye düşünüyorum ama halen benim istediğim seviyede değil arkadaşlar bu feed noktasında ve şu anda hop gördüğünüz gibi Always On Display özelliğine geçiş yaptı telefon. O RSS feedle beslemesi bitti ve dediğim gibi Always On Display özelliği geri geldi. Biraz Always On Display özelliğine de bakalım. Hazır yeri gelmişken ben bunun da oldukça yetersiz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şimdi Always On Display'de gösterilecek içeriği saat, takvim ve görüntü olarak seçiyorsunuz. Mesela takvim seçelim. Takvim stilini. İki tane takvim stilimiz var. Ya indir seçeneği de yok gördüğünüz gibi. Bence çok yetersiz. Yani daha farklı bir şey mutlaka yapılmalı. Böyle bir telefon için daha fazla şey olmasa. Görüntü diyelim mesela. Görüntüyü seçelim.
3 tane görüntü var burada. İndir seçeneği de yok gördüğünüz gibi. Yani 3 tane görüntüden birini kullanmak zorundasınız. Mesela gösterecek içeriği saati seçelim. Saat stilini, belirleyelim. 3, 6, 7 tane saat seçeneği var. Ve gördüğünüz gibi işte indir seçeneği de yok. Yani sadece bu 7 taneden bir tanesini seçmek zorundasınız. Bu noktada ben Samsung'u eleştireceğim. Çünkü daha fazla seçenek bize sunması lazımdı. Bunun yanında hem daha fazla seçeneğin yanında hem de kendimizin özelleştirebileceği bir arayüzü mutlaka bize sunmalıydı diye düşünüyorum ama maalesef bunu bize tam olarak vermemiş. Umarım bundan sonraki güncellemelerde Always On Display özelliği de oldukça işe yarar bir hale gelir ve biz kendimiz bunu özelleştirebiliriz diye umuyorum, düşünüyorum. Telefonla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok size uzun uza işte şurasında bu var, burasında bu var falan filan diyecek değilim. Zaten telefonun TouchWiz arayüzünü oldukça yakından biliyoruz ve tanıyoruz. Söyleyebileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Yani edge ekranı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben telefonu çok beğendim. Sadece işte bu edge ekranının daha iyi kullanılabilmesi gerektiğini Galaxy S6 Edge'den beri söylüyorum. Çok daha iyi bir şekilde bu özellik kullanılabilir ve kullanılabileceğine inanıyorum. Özellikle 3. parti geliştiricilerin bu noktada yoğun bir uğraş içinde olduklarını da biliyorum. Samsung'un da buna desteklerini veriyorum. Kısa bir süre içinde ben çok daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum bu Edge ekranının. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İncelememiz bitti. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteğiniz için tekrar teşekkürler.